Milliyet, gazozuna bir derbi değil. Şansal Büyükağa'nın yazısı manşette de gazozuna bir derbi değil. Galatasaray'ın hücumda daha fazla kuzu var. Fenerbahçe savunmada daha sağlam duruyor ama futbol öngörülere sığmayan bir oyun. Her türlü sonuca açık. Şampiyonluk şansından uzaklaşan Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez Şampiyonlar Ligi iddiası için sahada olacak demiş Milliyet. Peki, devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi sen yıkacaksın. Derbide Bruma'ya çok güvenen Snyder takım arkadaşına bu sözlerle seslenmiş. Demiş ki Bruma hazır ol, sen yıkacaksın Fenerbahçe'yi demiş. Peki, devam edelim. Galatasaray'ı kim yıkacakmış? Karşılığı olması lazım çünkü bunun. Bunun karşılığını görmemiz lazım. Direkt manşette bu vardı. O da belki dün vardır. Belki olabilir, belki dün vardır. Bir dünya klasiği foto maçın manşeti. Kesin Galatasaray ile Fenerbahçe dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen dev karşılaşmada nefesleri kesecek üstünlük mücadelesi verecek. Türk Telekom Arena'da saat 19'da başlayacak maç zirvenin uzağında olan iki takım için Şampiyonlar Ligi bileti alabilme adına büyük önem taşıyor. Evet, artık bence yani şeyden de çıkmak lazım. Evet, işte atmosferi biraz düşük vesaire ama çok öneme sahip. Şampiyonlar Ligi bileti dediğin sıradan bir şey değil. Ligi biletini falan geçelim. Kaldı mı manşet bu arada? Şimdi işin gerçeğini konuşalım. Soğumuş. Peki. Türkiye Ligi ikincisinin Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali %10'dur. Ama ihtimal ihtimaldir. Tamam, %10. Bugüne kadar olmadı. Yani Türkiye Ligi ikincisi Şampiyonlar Ligi'ne falan katılamaz. Biz bu şeyleri bir bırakalım. Yani 100 tane elemede 5 tanesinde 6 tanesinde tamam. Ama yani gerisi olmaz. Dolayısıyla bir Şampiyonlar Ligi, Mampiyonlar Ligi hikayesini bir bırakalım. Burada hiçbir birisi 8. biri de 9. diyelim. Hı hı. Tamam. Zaten Fenerliler ikinci olmaktan bıkmışlar yani. Bu sene ikinci olmak da istemezler. Ben sana söyleyeyim bak. Fenerlilerin hissiyatını söyleyeyim. Bu sene de ikincilik istemezler. Önemli olan Galatasaray'ı yenmek diyorsun. Başakşehir'i de ikisi de yakalayamaz. İşin gerçeği de bu. Galatasaraylılar da aptal değil, bunu biliyorlar. Futbolu bilen Galatasaraylılar. Ben sana katılmıyorum. Niye yakalayamaz? Futbolu bilen Galatasaraylılar bakacaklar ki biz ya bu Başakşehir'i falan yakalayamayız. Şu anda 8. Sebebi de şu. Takım top oynamıyor. Dolayısıyla bugünkü maçın hesabı ikincilik. Şampiyonlar Ligi bileti falan filan değil. Yani buna biz kendi kendimize bir hedef uydurmayalım. Serdar abi Galatasaray Kazandı. Şu an kazandı mesela. 55 puan kalıyor. 52 yaptı. Kaç puan kalıyor? 5 puan kalıyor. 5 puan kaldı. Yetişemezsin kardeşim. 5 puan kalıyor da. Ya Galatasaray dua etsin. Beşiktaş'ta oynayacak Başakşehir. Ya Galatasaraylıların hissiyatını anlatıyorum ben. Bak Galatasaraylıların hissiyatını anlatıyorum. Galatasaraylıların hissiyatı ikincilik yok. Galatasaraylı taraftarlardan söz ediyorum. Yönetimin tabii ki bir hedefi olur. Oyuncuların da olur. Olur filan. Fenerliler zaten diyordur bak ikinci olmayalım. Yeter yani bir senede ikinci olmayalım abi. İkincilik rekoru kırdı Fener çünkü. Taraftarın hissiyatından bahsediyorum. Bugünkü tek bir motivasyon kaynağı var. Baba, sezonu bitirme maçımız bu. Biz Fener'i yenelim. Sezonu bitirelim. Tamam. Galatasaray'ı bir daha yenelim. Bir şeyi bitirelim. Sezonu bitirelim. Şimdi Tudor olsan büyük kredi maçı bu sana. Çok. Tamam. Advokatsın. Diyeceksin ki baba. Daha ne yapayım? Nerede yendim? İlk kim yendi? Ben. Galatasaray'ı içeride dışarıda yendim. Kupada da yarı final oynadım. Yeni ya da final oynadım. Trabzon'a 3 attım. Ligde 3. oldum. Bana ne baba diyecek. Emeklilik öncesi her şeyi tamam yaptım her diyecek. Her şey yapmayacak abi. Van Persie bugün bir tane gol atsın. Yine kral. İki maçta Galatasaray'ı mağdur edin. 6 milyon euroyu bir daha cepte. Tabii. Snyder bugün bir tane uzaktan atsın. Gene Volkan atsın. Atıyor abi. Bunun da böyle bir huyu var. Atıyor. Tamam ha mesela. Şimdi bugün sezonu bireysel olarak geleceğini filan kurtarma maçı bugün. Kurtarma sınavı. Yönetimin de bir nefes alma. Şimdi burada bak şimdi Dursun Bey'in şey burada. Su geldi buraya. Böyle zor nefes alıyor burada. Ha, yenildiğin anda statta tepkiler de başlayacak. Onun da stresi var çünkü. Dursun Bey'in bak bugün nefes Dursun Başkan'ın burasında tamam mı? Bugün böyle zor alıyor. Mağlubiyet halinde Dursun Bey'i protesto etmeye giden tonla insan var orada. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bir anda 2 kere 2-0 bir şeyler değişir. Bak bir şey söyleyeyim mi? O şeyi falan geçer. Şampiyonluk gitmesi falan onları geçerim. Hı hı. Bugün sıkıntı olur. Bugün mü buraya gelir yani? Doğru. Galatasaray Aziz Bey, olursa Igor Tudor başlayamaz mısın? Aziz Bey'in şeyi var. Aziz Bey zaten eleştiriliyor. Yense de eleştirmeye devam edecek. Yani Aziz Yıldırım tarafında bir derbi yok bugün. Dursun Özbek tarafında, Tudor tarafında vesaire tarafında derbi var. Fenerbahçe'de de oyuncular tarafında var. Takımı topla Volkan da var. Gidecek mi kalacak mı belli değil. Türk oyuncular da var.
Advokatın bir kariyer beklentisi yok ama hiç olmazsa önünü görmesi açısından var. Başkanın hiç olmazsa bir iki hafta daha rahat nefes alması var. Var oğlu var yani. Dolayısıyla zaten yeterince motivasyon kaynağı varken ekstra yok ikincilik hedefi bilmem ne filan demeye gerek yok. Bugün bu maçın hiçbir hedefi de olmayabilirdi. Biri 8. biri 9. olabilirdi. O da zaten başlı başına Fener Galatasaray maçı bir derbidir. En önemli derbidir. Ve sezonu kurtarma sınavıdır. Bugün bu maçın rahat tarafı Fenerbahçe. Çünkü Fener bugün en fazla yenilir. Yenilince de zaten en fazla hahu olur. İşte zaten hahu oluyor yani. Yense de oluyor. Yenilse de oluyor. Advokat'ta sene sonu gideceğini hepimiz biliyoruz. Sen diyorsun ki stres şu an Galatasaray'ın omuzlarında. Ama Galatasaray'ın omuzlarında. Sınav maçı bu. Mehmet Ayan'a döneyim yani hemen. Yani olur da Fenerbahçe 1-0 yaparsa 15'te 20'de falan. Bir o 20. dakikada bir üstüne de bir 10 dakika gol yemezse o zaman stres daha çok binecek şimdi. Yani, hemen Mehmet Ayan'a döneyim burada. Bugün. İşin futbol psikolojisinden. Serdar sen ayağını İstanbul'da mı kırdın Bodrum'da? İstanbul'da kırdım. İstanbul'da kırdım. İstanbul'da kırdım. Nazar değdi abi nazar. Nazar kesin ya. Kesin ya. Bogdanovic'in nazarı değdi biliyor musun? Şunu bir anlat gözünü seveyim. Anlattım bir daha söyleyeyim. Ya dün küfürle evet abi, küfür olacak? Ettiler. Gene bana küfür ettiler ya. Ya bu adam, bu adam da bana küfür ediyor. Alakamız yok bizim ya. Arkadaşlar şimdi ben Bogdanovic'e ne dedim? Bak video belli yani. Videoda geziyor şeyde. Sosyal medyada geziyor. Biri de bana göndermiş. Ne demişim ben? Ya bu Bogdanovic'te Sinan Eki demişim. Tamam mı? Abi. Bogdan Bogdanovic. Deme abi değil yani. Bir dakika abi, ne demişim diyorum bak. Tamam. Ne diyorum demedim. Evet, demiş, tamam. Ne demişim? Demişim ki bu arkadaşımız Sinan Eki bir oyuncu. Obradovic işte bunda ne buluyor anlamıyorum. Çünkü hep bunun için uyuyan güzel. İşte çok iyi oyuncu falan diyor ama bu adamın da daha bir tane böyle büyük maçı tek başına koparıp aldığını görmedim. Bana göre Bobby Dixon veya işte Ekpe Udoh, Veseli gibi adamlar daha çok etkili oluyor. Daha çok elinden geleni veriyor demişim. Demiştim. Bunu söylemişim. Şimdi bu arkadaşımız da iki tane maçı hakikaten 50 sayı atarak MVP olarak haftanın yani bayağı bir süper götürmüş. Euroleague MVP'si. Ama ben buna ne zaman Sinan Mekke dedim bu düzeldi. Yani şimdi böyle bir şey var yani. Ondan sonra şimdi de diyorum ki eğer Final Four'da çünkü Fenerbahçe artık çıktı Final Four'a. Yani öyle görüyorum ben. Final Four'da bir tane daha maç alsın. Sırpça ve Türkçe. Kendisine Sinan Mekke dediğim için buradan özür dileyeceğim. Muhtemelen NBA'ye gidecek. İngilizceyi de ekleyelim bunu. Yok Sırpça ve Türkçe. Tamam peki. Yani, eğer finalde de alırsa o zaman İngilizce. Arkadaşlar bir kere daha söyleyelim. Evet. Muhtemelen değil gitti. Sacramento'ya gitti. Yazıp çizmeyin. Erbatur'la ben Serdar bunu söylerken defalarca hayır. Ha, biz ikimiz şamatasına Fittipaldo'ya Sinan Mekke dedik. O konuda da arkasındayız. Yok, Fittipaldo tam Sinan Mekke. Fittipaldo tam Sinan Mekke. Ya bu arada basketbol demişken. O yüzden lütfen bize de laf etmeyin. Ama bir daha söylüyorum. Bak son top. Son top. Bak hala aynı fikirdeyim. Son top. Maçı kazandıracak şut. Hani var ya. Michael Jordan'ın kariyerim boyunca 26 tane kaçırdım dediğinden. Hı. El yakan cinsten. Son topu vereceksin. 2 saniye var. Adam atacak. Aldın alamadın gittin. Bobby'ye mi güvenirsin? Bogdanovic'e mi güvenirsin? Ben hala Bobby'ye güvenirim. İkisine de güvenirim ben. Bu arada basketbol demişken takımlarımızı ya. Bir tebrik edelim. Hem Darüşşafaka'da oluşan hem Anadolu Efes'i hem Fenerbahçe'yi. Ben ettim. Deplasman'da neden Türkiye'nin bir numaralı basketbol ligi olduğunu Avrupa'da kanıtladılar. Erbatur, sağ avantajını alarak. Cuma akşam burada Atilla abiyle program yaparken sen bana deseydin ki ya 4'te 3 şansımız var deseydin Erbatur bir uzaklaş şuradan derdim. Ama Cuma akşam 11'de şimdi acaba mı 4'te 3'e bakıyorum. Tamam Daşka'nın Real karşısında işi zor. Tamam Efes'in Olimpiyat karşısında işi zor ama şimdi aldık momentum. Tabii. Bence. Dolayısıyla Serdar yani 4'te 3 ve herhalde İnşallah. Avrupa basketbol tarihine geçer ve muhteşem, başka da bir şey olmaz herhalde. İstanbul'da Final yani, Four inanılmaz olur ya. Yani, bayram. Yani kendi voley hesabımda da söyledim. Hakikaten Türk basketbolu coştukça coşuyor. Tebrik ediyorum. Daşka da büyük iş yapmıştır. Efes de çok büyük iş yapmıştır. Fener ikili. Bana Maker'a Sinan Mekke diyebilir misin ya? Değil mi? Diyemez. Clyburn'a Sinan Mekke diyebilir misin ya? İşte bak Bogdan bir kere dedik. Örtel Sinan Mekke ama biraz. Örtel de var. Abi de var. Ona da değil mi? Hafif bir var yani böyle bir. Çok güzel bir asistçidir abi. Şey Örtel Sinan yani. Kirk Douglas'ına sattı. Ama mesela bak tekrar diyorum son topu benim ben olsam Dixon'a veririm abi. Benim adamım Will Beckin. Örtel mi Dixon mu? Dixon abi. Benim adamım Will Beckin bu arada. Will Beckin tabii. Ben Will Beckin'e veririm son topu. Beşiktaş'a da geçmiş olsun.